Boyuna ne oldu senin? Önemli değil. Önemli değil. Sana çok güzel haberlerim var. İki güne kadar buradan kurtuluyorsun. Arif abiyle plan yaptık. Seni buradan başka bir yere nakledecekler. Seni yoldan alacağız İffet. Çok uzaklara gideceğiz, kimsenin olmadığı yerlere. Her şeyi herkese bırakıp gideceğiz yani. Bir daha dönmemek üzere. Belki yıllar sonra tekrar döneriz. Ama bunca şeyden sonra uzak kalmamız ikimiz için de daha iyi olacak. Bize ihtiyacı olan insanlar var. Onları bırakmak olmaz. Başka şansımız yok. İyi misin sen? Değilim. Ne oluyor? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Ben sana yalan söyledim. Ben herkese yalan söyledim. Ne yalanı İffet? Ali İhsan'ı ben öldürdüm. Cezam neyse çekeceğim. Ne diyorsun sen İffet? Gerçeği. Yalan söylüyorsun. Onu sen öldürmedin. Nereden biliyorsun? Baygındın sen. Öldürsen bile umurumda değil. Sen burada kalmayacaksın. Ben kararımı verdim Cemil. Cezam neyse çekeceğim, kaderime boyun eğeceğim. Sen de kendi hayatını yaşa. İffet saçmalama. Bırak beni. Ne olduğunu hemen bana anlatacaksın. Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Ali İhsan'ı ben öldürdüm. Ben. İffet ne diyorsun sen? Kim ne yaptı sana, bana hemen onu söyle. Boynundaki ne diyorum bana cevap bile vermiyorsun. Belli ki sana burada birisi bir şey yapmış. Hadi söyle bana. Kapıyı açar mısınız? İffet konuş benimle diyorum sana. Bırak. İffet saçmalama. Seni bırakmayacağım. Bu işin peşini de bırakmayacağım. Anlıyor musun? Senden vazgeçmeyeceğim, duydun mu beni? Neler olduğunu öğreneceğim İffet. Seni bırakmayacağım burada. Bırakmayacağım seni burada İffet. Sen biraz yürü, tamam mı?
İffet ablaya ne oldu anne? Üşütmüş anneciğim. Hadi git sen televizyon izle. Alo. Buyurun Cemil Bey. İffet Ali İhsan'ı öldürdüğünü söyledi. Senin haberin var mı bundan? Hayır, haberim yok. Nasıl haberin olmaz lan? Sen ne biçim avukatsın ha? Birileri kıza bir şey yapmış belli. Boğazında yara vardı. Ben sizinle konuşacaktım aslında. Kulağıma bir şey geldi. Bazı afiyetler olmuş. Dilek Emiroğlu İffet Hanım'la görüşmüş. Allah kahretsin. Kim izin verdi buna? Görüşmesine izin verilmesi yanlış tabii ama araya... Cemil Bey? Hayır, ne oldu birdenbire böyle? Vallahi ben de anlamadım. Giderken gayet iyiydi. Bir geldi bu halde. Alışamadı ablası da ama. Yüreği kaldıramadı garibimin. Ay sana da laf düştü. İlk kez mi gördük? Kalıcı olduklarını anladıklarında bir gidiyorlar, bir geliyorlar işte. Mina. Mina, koşlayan getir. Mina, çok kötü bir şey oldu. Kız, yoksa hamile mi bu? Sana ne? Sana ne? Boşuna uğraşma. Doktor izin vermeden hiçbir yere çıkamazsın. Ama kendini konuşacak kadar iyi hissediyorsan eğer... polislerin sorularına cevap verebilirsin. Ben doktorlar izin vermiyor diye bu zamana kadar oyaladım ama... yani eninde sonunda ifade vereceksin. Haklısın. Beklemek daha da zorlaştırıyor. Ben hazırım. Peki ne söyleyeceksin? Tabii ki doğruyu. Seni vuranın yanlışlıkla da olsa baban olduğunu söylersen onun adına leke sürmüş olursun. Peki kim vurdu diyeceğim? Cemil mi, İffet mi? Olmaz öyle şey. Onlar bana ne yapmış olursa olsun yapamam. Nil, senin babanı öldürdüler. Ben kardeşimi kaybettim. Sen hala hastanede yatıyorsun. Cemil Bey ise dışarıda hayatına devam ediyor. Üstelik de eski karısından bir bebeği olacakmış. İffet'e ne söyledin? Senin ne işin var burada? Defol. O hapishaneye neden gittin? Gözlerimle görmek için. Biraz olsun içim rahatlar diye. Oldu mu? Defol şimdi. Bir daha sakın o kızın yanına yaklaşayım deme. Kes tehdidi. Ne sen ne de sevgilin. Kurtulamayacaksınız. Görüşürüz. Hala konuşuyor. Defol! Gördün işte yaptıklarını. Hala bunları mı savunacaksın? Resmen gözü dönmüş. Çağırıyorum polisleri ifade vermen için. Uf, sesi çok kötü geliyordu. Telefon da birden kapandı. Bayılmış olmasın. Şimdi ben bayılacağım Betül. Saatlerdir git gel git gel. Bir otur be kızım. Hani kız zaten hapishanede. Cemil mi söyledi acaba? Bir arayıp sorsam mı? Bana bak sakın ha. Bırak artık Cemil İffet'i. Sen kendini düşün, bebeğini düşün. Zaten sancın olup duruyor. Hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım anne? Aynen öyle. Beladan uzak dur. Hoş. Sen ondan uzak dursan o senden uzak durmuyor. Görüşte neler olmuş neler. Hasban meğer sevgilisine kocasını öldürdüğünü itiraf etmiş. Ya sen nereden uyduruyorsun bunları? Ne uyduracağım be? Gardiyanlar duymuşlar. Ay hiç de öyle bir şey yapacak birine benzemiyordu. Sen öyle her duyduğun şeye inanma. Tamam mı? Yalaka seni. Evet. Pasaportlar gayet iyi. Tekne ne durumda? Tekne hazır. Kaplanla konuştum. Her şey yolunda dedi. Güzel. Güzel.
hapishane aracının güzergahını belirlediniz mi? Sen çıkabilirsin. Eğer dilek denilen o kadın erkek olsaydı var ya. Gene ne oldu? Ne olacak? İffet'in yanına gitmiş. Kim bilir neler dedi kıza. İffet Ali İhsan'ı ben öldürdüm diyor. Bu imkansız. Ne desem ikna edemedim. Tutturdu cezamı çekeceğim diye. Mahkemede de böyle konuşursa bir daha asla oradan çıkamaz. Mahkemeye falan çıkmayacak. Aynen konuştuğumuz gibi. İki gün sonra buradan gidiyoruz. Dur bakalım, dur. Sabırlı ol. Önce neler olduğunu bir öğrenelim. Neler olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Ali İhsan denen o herif öldü, şimdi kardeşi çıktı başımıza. Benim bir telefonla konuşmam lazım. Cemil Bey yetmedi şimdi de sen mi tehdit edeceksin? İffet'ten uzak durmanı söylemiştim sana. Ben de asla onları rahat bırakmayacağım demiştim. Dilek, sırf başın belaya girmesin diye görüntüleri almanı ses çıkarmadım. Ama asla vazgeçmiyorsun. Vazgeçmeyeceğim de. O ikisi bu kadar kolay kurtulamayacak. Ne sen ne de bir başkası engel olamaz buna. Sen bilirsin. Ben de seni düşünmekten vazgeçip İffet'i kurtarmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ne o? Yoksa polise mi ihbar edeceksin beni? Gerekirse evet. Beni sevdiğini sanıyordum. Dilek. Seni seviyorum. Ama son kez söylüyorum. Lütfen. Lütfen bunu bana yaptırma. Demek sakladığın şey buymuş. En güvendiğim insan o kadınla birlikte arkamdan iş çeviriyormuş. Düşündüğün gibi değil. Dilek'le uğraşmamı niye istemediğini ve o görüntülerin arkasından neden gitmediğimizi şimdi daha iyi anlıyorum. Cemil, Dilek'e olan hislerim İffet'i oradan kurtarmama engel değil. Bunu ona da söyledim. Nedense ben sana artık güvenmiyorum abi. Sinirli hareket etme. Bırak birlikte... Gerek yok. Gerçekten gerek yok. İffet'i ben kendim kurtarırım. Korkacak hiçbir şey yok. İstemediğin sorulara cevap verme. Yorulduğun anda da bırakabilirsin. Ben hep yanında olacağım. Nil Hanım, geçmiş olsun. Sağ ol. Sizi fazla yormamaya çalışacağız. Bize o gece olanları anlatır mısınız? Rahat ol canım. Babanızın o çiftlikte olduğunu nereden biliyordunuz? Bilmiyordum. Sadece söylediklerinden tahmin ettim. O gün bana telefon açmıştı. E hadi azıcık iç. Bak hala kireç gibi yüzün. İyiyim ben, sağ olun. Tarhana da olur birazdan. Mis gibi içersin. Hiç iştahım yok. Ne olur boşuna uğraşmayın böyle. Aa, olur mu hiç? İki canlısın sen. İyi bakman lazım kendine. Ne diyorsun sen be? Ya sen ona bakma. Boş ver. Konuşuyor işte. Bırak. Ne var bunda be? Kusmalar, bilmem neler. Tabii insanın hem kocası hem sevgilisi olunca hamile kalmaması da zor oluyor. Bana bak. Kapa çeneni. Bana bak, yürü git. Başımı belaya sokma. Bebek kimden bari? Biliyor musun?
Ulan ben seni... Kadriye sen kaşınıyorsun. Ulan o yaparken iyiydi. Ben söyleyince mi kanına dokunuyor he? Ben var ya, ben seni parçalarım. Sandığın gibi güçsüz değilim. O sensin. Haydi oradan. İsmet bırak. Duyma hiç. Kavga çıkarmaya çalışıyor. Kaç kaç. Nasılsa yıllarca buradasın. Görürüz hesabımızı bir gün. Bırakın siz de be. Babamla konuşup onu ikna etmeye çalıştım. İffet ve Cemil de arabadan indi mi? Evet. Babanız nasıl tepki verdi? Çok kızdı. Ne dersem diyeyim sakinleştiremedim. Cemil ve İffet'in gitmesine izin vermeyeceğini söyledim. Ne yaptı? Silahı çıkardı. Canım, yorulduysan devam et. Cemil ve İffet'e doğruldu. Araya girip engel olmaya çalıştım. Kaçamayacaksınız! Baba, yapma! Ama engel olamadım. Babam tetiği çekmişti. Sizi babanız mı vurdu? Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Seninle konuşacaklarım var. Şey, benim biraz işim vardı da. Önce bir konuşalım. Sonra belki çalışmana hacet kalmaz. Abi, Allah'ını seversen bırak beni. Dur bakalım. Daha başlamadık. Gözünün yalanı yiyeyim. Ben hiçbir şey bilmiyorum abi. Görüntüleri kime sattın sen onu söyle bakayım bana. Ekmek kuruna çarpsın. Görüntülerden falan haberim yok abi. İyi. Benden günah. Abi dur yapma. Abi dur yapma. Aklına bir şey geldi mi şimdi lan? Hüseyin. Devam et. Başka bir şey bilmem ben. O bilir. Aferin. O zaman Hüseyin'e gidelim. Nasılsın? Bilmem. Bak bir derdin var belli. Ama böyle sus pus anca kendini ediyorsun. Anlat kurtul. Hem belki bir yardımım dokunur. Ha? Aslında... Aslında benim... Ama kimseye söylemeyeceksin. Ya söylersen buradan dışarı çıkmak nasip olmasın. Söyle. Benim bir hamilelik testine ihtiyacım var. Yoksa sen gerçekten hamile misin? Bilmiyorum. Yani hiç aklıma gelmemişti. Ben stresendir diye düşünmüştüm ama şimdi kafam karıştı. İyi de senin o istediğin şeyi bulmak burada çok zor. Yeter artık! Kes işi gürültüyü! Bir yolu var. Ama paraya bakar. Ne kadar olduğu önemli değil, ne olur. Tamam öyleyse. Yarın isteriz. Aha da işte burası. Kendisi de burada oturan kişi. Allah'ınızı severseniz bırakın gideyim ben. Ne acelem var? Ben de seninle geleyim kardeşim. Ben? Sen arkadaşı yalnız bırakma bizi.
adımı niye verdin gerizekalı? Paraları beraber yerken iyiydi değil mi? Şimdi kim bana gerçeği söyleyecek? Ben bir şey bilmiyorum. Asıl ben bir şey bilmiyorum. Bilmiyor musunuz siz bir şey? Bilmiyorum ulan! Ha? Kalk ulan! Nerede lan o görüntüler? Görüntü kime verdiniz lan? Bir gazeteciye. Nerede bu gazeteci? Nerede lan konuş? Ekmek Kur'an çarpsın bilmiyorum. Kes lan yalanı. Doğruyu söyle. Söyle! Ne isterseniz söyleyeceğim. Yeter ki bırakın beni. Korkma, bizim sözümüz senettir. Yeter ki konuş bakayım, hadi. Ya tamam, üzülme artık. Ablamın sana kızgınlığı yakında geçer. Nasıl olsa affedecek. Ama... ya sen anlıyorsun beni, değil mi? Yapamazdım. Cemil'in suçsuz yere hapse girmesine göz yumamazdım. Vallahi anlıyorum desem, yalan olur. Yani sana yaptığı onca şeyden sonra... bu herife nasıl böyle davranıyorsun? Ya ne var bu herifte? Neyini beğeniyorsunuz? Sen, İffet, Betül. Tamam. İffet'le benimki hastalıklı bir durum. Ama Betül'ün durumu farklı. Onun çocuğunu taşıyor sonuçta. Ne olursa olsun kopamayacaklar. Sağ ol ya. Ne güzel moral verdin. Özür dilerim ama gerçek bu. Benim bildiğim tek bir gerçek var. Cemil, Betül'ü de çocuğunu da mutsuz edecek. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Betül'ü ona bırakmayacağım. Ne yapıp edip kalbini kazanacağım. Hakan kim? Hakan kim lan? Hadi siz de ikileyin lan. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Sen benim kim olduğumu da ne istediğimi de gayet iyi biliyorsun. Ben hiçbir şey bilmiyorum. İstersen ben insaniyet namına sana yardımcı olayım. Benzin istasyonundaki görüntüler nerede? Neden bahsettiğinize dair en ufak bir fikrim yok. Tohumunuza param verdim lan ben sizin. Ha? Bana nerede olduğunu söyleyeceksin o CD'leri. Ne yapacaksın? Bu kadar görgü şahidi varken... bir gazeteci öldürecek misin? Gerekirse seni. Şerifin üstüne yemin ediyorum. Emniyetin önünde öldürürüm lan. Anlıyor musun? Şimdi söyle bana yerini. Hadi. Bu afillah sonra beni korkutamazsın. Sen bilirsin. Cemil. Bırak bir de ben konuşayım arkadaşla. Gerek yok. Ben kendi işimi kendim hallederim. Bırak dedim. Beni mi takip ediyorsun? Benden kolay kurtulacağını mı sandın? Boşuna uğraşmışsın. Bırak, hatamı telafi edeyim. Sen bana hep bir ikinci şansı verdin. Buyur. Bana bak, akıllı bir çocuğa benziyorsun. Görüyorsun, buradan kurtuluşun yok. Herhalde anlamışsındır. Şimdi, ya bu Cemil senin ağzını burnunu kırar, döve döve konuşturur... ya da hiçbirimiz yorulmadan bu işi güzel güzel hallederiz. Ondan korkmuyorum. İyi düşün.
sevdiği kadın suçsuz yere hapiste olan böyle bir adamdan ben bile korkarım. Anladın, aferin. Şimdi söyle bakalım, görüntüler nerede? Sattım. Onu biliyorum. Ben kopyaları soruyorum. Kopyası falan yok. Yine başa döndük. Ama ben sıkılmaya başladım. Cemil, belki biraz dayak yemek bu herifin beynine kan gitmesini sağlar. Ne dersin? Tamam. Evde. Evde var. Güzel. Aferin. Şimdi. Nerede kaldı? Ya gelir birazdan. Otur hele. Bir dur. Pakize, ilacın geldi. Kızım, sen bırak bu işleri de derslerinle ilgilen. Ders mi? Niye ki? Hem artık ev kızı olduğuma göre bu işleri yapmayı öğrensem daha iyi olur hala. Olur mu hiç öyle şey be kızım? Merak etme, ben konuşacağım babanla, halledeceğim o işi. Üzülme sen. Ya tabii. Babam da zaten kesin ikna olurdu hala, değil mi? Ben bakarım. Hem bari bir işe yarayayım. Nimet! Müjdemi isterim Nimet. İffet kurtuldu. Ne? Nasıl? Sahi mi kızım? Vallahi Feyyaz aradı. Yakında çıkar diyor. Ay buraya nasıl geldim bilmiyorum. Ya görüntüler mi ne varmış? Meğer Dilek Cadısı satın almış. Allah'ım. Ay Allah'ım kurtuldum. Kızım, Allah'a şükürler olsun. Cemil her şeyi bir güzel ortaya çıkarmış. Ay ben gidip babama haber vereyim. Ay dünyalar onun olacak. Serpil, kızım sen bizi mutlu ettin ya. Allah da seni mutlu etsin kızım. Sayme teyzem. Serpil. İffet nerede? Görüşmek istemiyormuş. İffet'e gidip söyler misiniz? Ona çok önemli bir şey söyleyeceğim. Vallahi evimden önemli bir şey yok. Siz gidip bir daha deneyin lütfen. Çok önemliymiş değil mi? Olmaz. Ben bir yere gidemem. Sen beni anlamıyor musun? Ablacığım yüzüme baksana. Nasıl gidemezsin? Senin işin bu değil mi? Gidemem. Önemliymiş diyeceksin. Gitmek zorundasın. Kardeşim sakin ol. Bir dur. Sen kimsin? Ben İffet'in koğuş arkadaşıyım. Aynı koğuşta kalıyoruz. İffet nasıl biliyor musun? Vallahi ne yalan söyleyeyim, hiç iyi değil. Nesi var? Ya söylemek bana düşmez. Zaten vakti gelince sana söyleyecek. Hele bir şu şoku atlasın. Benim vaktim falan yok. Ne olur onun gelmesi için ikna et buraya. Ah deli kıza. Niye böyle yapıyor bilmiyorum ki. Ama kaldıramadı. Bir taraftan da biz, bir taraftan hamilelik. Hamilelik mi? Evet. İffet hamile.
kendi geleceğim seninle. Beni de götür. Ama anneni çok özlersin sonra. Siz yakında annenle birlikte çıkacaksınız zaten. İnşallah çok yakında siz de kurtulursunuz. İnşallah. Sakın bir delilik yapma, tamam mı? Hayatının kıymetini bil. Merak etme. Bir daha hata yapmayacağım. Benim 20'de bir tanesi mi tam? Vapura bin. Hadi git artık. Hadi, 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 hadi. Hadi. Hakkımızı helal et. Helal olsun. Hepinizi Allah kurtarsın. Amin. Yetmedi mi kendine çektirdiğin azap? Yetmedi. İffet yanlış bir şey yapmadı biliyorsun. Konuşmak istemiyorum. Bir aydır susuyorsun da ne oldu? Unuttun mu? Acın mı azaldı? Hayır. O zaman konuş. Bağır, çağır. Ondan sonra da ne yapman gerekiyorsa onu yap. Ne yapmam gerekiyormuş? Hani İffet'i ölümüne seviyordu? Hı? Hani kaderindi senin? Hani ölüm bile ayıramazdı sizi? Ne oldu? Bütün bunlar yalan mıydı? Şimdi yine mi kızı ortada bırakıyorsun? O çocuğu gördükçe Alistan denilen o adam hep aramızda olacak. O çocuk o adamın çocuğu. Ama geldikçe delireceğim. İffet'i gerçekten seviyorsan bu çocuğa baktığında İffet'i göreceksin. Ali İhsan'a olan nefretini unutup İffet için o çocuğa babalık yapacaksın. Ben İffet'in yanına bile yaklaşamıyorum. Kaçıyor benden. Ne yapmasını bekliyordun peki? Hiçbir şey olmamış gibi davranmasın. Hayır ama... Bak, benim bildiğim aşk bahane dinlemez. Karşısına çık. Bir şey demesine izin verme. Ellerini tut. Tut ve bir daha bırakma. Sami. Benim ceketim nerede? Geldim abi, geldim. Nasıl oldu? Damat gibi oldum vallahi. Sami. Git işine. İşiniz bittiyse daha fazla geç kalmayalım. Daha var vakit abi. Saime, sen İstanbul trafiğini unuttun galiba. Hadi sen sen. Nimet, hadi kızım gidiyoruz. Geldim, geldim. Hadi, hadi. Nimet, kızım sen burada kalsan da sofrayı hazırlasan. Geldiğimizde de hep beraber hemen sofraya otururuz ha. Abi her şey hazır. Gelince hemen 3 dakikada kuracağız sofrayı. İyi, iyi. Hadi. Hadi çabuk. Kaderden öte yol yok abicim. Onca şeyle baş ettiler. Ondan sonra Alisa'nın bebeği çıktı. Hop tekrar başa döndüler. Şimdi İffet'in de önünde böyle salak salak konuşmayacaksın değil mi? Yok canım ne konuşacağım ya. Zaten yazık kıza bebeğiyle ortada kaldı. Ya bir şey olduğu yok. İffet'le Cemil illaki bir araya gelecekler. Yok artık. Portakal orada kal. Cemil kendi çocuğu dururken gidip Alisa'nın çocuğuna mı babalık edecek? Ya İffet de babalık yapmasını istemiyor zaten. Cemil'in yüzünü bile görmek istemiyor. Ya sırf hapiste kalmak için Ali İhsan'ı ben öldürdüm diyecekti. Görmedin mi? Sertil sen niye bir şey söylemiyorsun? Ne diyeyim ki? İffet Allah rızası için bir şey söyle. Cemil hamile olduğunu söyledi. Doğru mu? O öyle değilse öyledir. Yok yok, sende bir şey var. Sen yine bir şeyler düşünüyorsun.
Allah adını verdin bak. Ya bari bana söyle. Söz veriyorum, kimseye tek laf etmeyeceğim. Söz verdim bak. Ben yazın üzerine yemin ederim ki kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Hamile falan değil. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Ay nasıl rahatladım anlatamam. De yani o zaman niye böyle bir yalan söyledin? Durduk yere başını belaya soktun. Tersine. Bu yalanla bir sürü şey yoluna girecek işte. Cemil peşimi bırakır. Serpil, daha fazla sorunu ne ben ne de babamlar kaldıramaz. Cemil Betül ve bebeğiyle olur işte. Onun için mi yaptın? Ama İffet bu çok büyük bir fedakarlık. Sadece Cemil ve Betül için değil. Benim için de en iyisi bu. Bunca yaşanandan sonra Cemil'le evlenip mutlu olabileceğime inanıyor musun sen? Ben bir türlü inanamıyorum. Babam, kardeşim, halam benim yüzümden yeterince acı çektiler. Artık çekmesinler istiyorum. Ya sen arkadaşın? Ali İhsan gözümün önünde öldü. O silah benim elimdeydi. Geçmiş olsun demeye gelmiş sadece. Ben asla geçmişim unutamayacağım. Bizim mutlu olmamız imkansız. İffet. Beni dinle. Söylenecek bir şey yok. Ne olur bırak beni. Seni seviyorum. Hani sana bir daha seni bırakmayacağıma dair söz vermiştim. Her şeyinle kabulümsün. Çocuğum benim çocuğum. Ölene kadar çok mutlu olacağız, söz veriyorum. Olamayacağız. Cemil, ben çok düşündüm. Ben böyle yapamam. Ben istemiyorum seni. Yalan söylüyorsun. Sen de beni seviyorsun. Ben söyleyeceğimi söyledim. Mutlu olmamı istiyorsan ne olur bırak beni. Onun ne işi var burada? Geçmiş olsun demeye gelmiş sadece. Ablacığım, çok özledim seni. İffet Hanım şu anda hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıktı yani. Hala inanamıyorum, böyle bir şeye nasıl göz yumarsın Yasemin, nasıl? Dilek çok üzgünüm ama ben elimden geleni yaptım. Ay lütfen bana standart avukat bahaneleri sıralama. Öyle bir niyetim yoktu. Ama muhabirin elinde bir kopya olması benim suçum değil. Tabii doğru, haklısın, benim suçum. Kimseye güvenmemeliydim. Kendi işimi kendim görmeliydim. İstediğin oldu işte. İkisi de hayatlarına devam ediyorlar. Mutlu musun? Abla, yeter ama ne yapıyorsun? Bak Nine bu kadar yüklenme. Biliyorsun mu kızın durumunu? Bırak amca. İstediği gibi davransın. Kendini mi hissedeceksin? Özür dilerim canım.
Lütfen ciddiye alma. Sinirden kendimi kaybettim. Önemli değil. Zamanla sen de unuturuz. Herkes böyle düşünüyor değil mi? Onlar da. Her şey bitti zannediyorlar ama farkında değiller. Daha yeni başladı. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş sağ geldin. Sağ ol. İffet, geçmiş olsun. Sağ ol. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de. Geçmiş olsun Ahmet Bey. Sağ ol. Buyursaydınız. Yok, siz önce bir hasret giderin. Sonra gelirsin. Betül. Biraz konuşalım mı? Olur. Baba, biz Betül'le biraz yürüyeceğiz. Kızım, önce karnını doyursaydın. Bakalan sana sevdiğim bir sürü yemek yaptı. Abi. Dönünce yerler canım. Bir hava alsın. Kız mahallesini de özlemiştir hem. Oturalım mı? Yoruldun sen. Azıcık yürüyünce hemen yoruluyorum. Annem yerimden kaldırmıyor, hep ondan. Sağ ol canım. Oh. Seninki nasıl gidiyor? Hamileliğin. Bunca sıkıntının arasında bir şey anlamamışsındır şimdi. Ama bundan sonrası çok iyi olur inşallah. İnşallah. Betül, ben seninle konuşmak istedim çünkü yani aramızda bir problem olmadığını bil istedim. İffet, başta çok tedirgin oldum aslında. Cemil'le ben hamile olduğum için görüşmüyorsun sandım. Ama sonra hamile olduğunu duyunca anladım. Bizim Cemil'le artık birlikte olmamız imkansız. Yani sen, yani rahat olabilirsin. Ben sadece bebeğimin babasız büyümesini istemiyorum, o kadar. Yoksa Cemil'le aramızda hiçbir şey yok. Olmayacaktı. Bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Yani biz Cemil'le birlikte olmayı denedik. Ama olmadı, beceremedik. Belki de olmaması gerekiyormuş, bilmiyorum. Şimdi ne yapacaksın? Ben eski hayatıma geri döneceğim. Yani ailemin değerini anladım. Onlarla huzurlu bir hayat sürmek istiyorum. İffet. Sen istediğin sürece ben seninle hep yanında olacağım arkadaşım. İç kardeşim ya. Gece uzun. Karışma Ersin. İçmezsem kimse tutamaz beni. Tamam, iç o zaman. Ne yapacaksın kardeşim? Vazgeçmeyeceğim. Nasıl yani? Ali İhsan'ın çocuğunu mu? Sakın. Sakın bir daha herifin adını ağzına alma Ersin. Umurumda bile değil, anlıyor musun oğlum? O İffet'in çocuğu. Tamam kardeşim. Ben onu o kadar çok seviyorum ki.
Hiçbir şey umurumda değil. Ya İffet, onu nasıl ikna edeceksin? Bu sefer kolay ikna olacağına benzemiyor. Şimdi değil belki ama bir gün o da ikna olacak. Biz ayrılamayız Feyyaz. Ben onsuz yapamam. Sabahına bıraksan olmaz mı kardeşim ya? Bırak kızcağız rahat yüzü görsün ha. Onsuz geçecek bir dakikaya bile katlanamam ben, anlıyor musun? Her gün beni görecek. Ertesi günü yine beni görecek. Zamanla o da anlayacak. Biz ayrılamayız işte. Eline sağlık Saymi. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun abi. Baba ben de yardım ettim. Senin de eline sağlık güzel kızım. Bayram gibi geldi birden. Yine en son Kurban Bayramı'nda hep böyle birlikteyiz. Vallahi ben onu bunu bilmem. Sadece şunu hatırlıyorum. O zaman biz ablanla mutfakta etlerle boğuşurken sen televizyon karşısında öyle oturuyordun. Ya Allah aşk olsun ya. Hayır, sanki ablam izin veriyordu da bana. Aman abla sen bırak. Sonra halamın diline düşerim Allah korusun. Sen benim kıymetlimsin, hadi otur. Ablaların en güzeli. Ama şımarmış da şımarmış yani. Yandık. Sana getirdim. İstemiyorum. Çiçekliği de başka bir şey de istemiyorum. Senden tek istediğim uzak durman Cemil. Bir aydır yüzünü bile görmüyorum. Ben seni çok özledim. Sarhoşsun sen. Evet. Sarhoş. Çünkü sevdiğim kadın beni istemiyor. Benim elimden de bir alt geldi. Beni sevdiğini bilmeme rağmen. Sevmek neye yarar? Şimdiye kadar bir şeye yaradı mı? Acı çekmemize, başkalarının hayatını mahvetmemize, Ali İhsan'ın ölmesine engel olabildi mi? Aşktan da bizden de daha önemli şeyler var bu hayatta. Onun çocuğunu taşıman umurumda bile değil. Ben senden asla vazgeçmeyeceğim. Ben seni bırakmayacağım. Yalvarırım git buradan. Yalvarırım. Geliyorum baba. Durdu zamanım.
bir şey diyemedim. Gitmek istedim ve gittim. Aynı gökyüzünde ayrıydı güneşin. Söyle bari iyi misin? Burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun ne yarar? Örtünsem kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar halimden yalnız uyuyanlar anlar. Soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar? Örtünsem kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar halimden yalnız uyuyanlar anlar. Gökyüzünde ayrıydı güneşin. Söyle bari iyi misin? Burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar? Örtünsem kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar halimden yalnız uyuyanlar anlar. Soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar? Örtünsem kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar halimden yalnız uyuyanlar. Seni seviyorum. Çocuğunu taşıman umurumda bile değil. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Ben seni bırakmayacağım. Soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar? Örtünsem kat kat yorganlar. Efendim. Cemil Bey, bugün boşanma davanız var. Hatırlatayım dedim. Tamam. Orada görüşürüz. Günaydın güzel Gözlüm. Cemil'le boşanmak istediği için tek celsede sonuca ulaşabiliriz. Kahretsin. Söz konusu o adam olunca hiç güvenesim gelmiyor. Acaba Nil mahkemeye hiç gelmese mi? Nil özellikle mahkemeye gelmek istediğini söyledi. Anlamıyorum. Kendine acı çektirmekten zevk alıyor sanki. Neyse az kaldı. Bugün bitiyor. Bu İffet'in miras meselesi mi olacak? Miras davaları hiç de kolay değil. Alisa'nın tüm mallarına, parasına tedbir koydurabilir. Üstelik uzun süreli. Bir çözümü olmalı. Bence İffet'e bir miktar para vererek ikna etme yoluna gidebiliriz. Allah kahretsin. Yine o kadının yüzünü görmek zorunda kalacağım. Günaydın. Günaydın canım. Günaydın. Amcam yok mu? Erkenden çıkmış. Şirkete gitti herhalde.
Anne bak, bebekler ikinci aydan sonra insan sesine bayılıyorlarmış. Emmi'yi bırakıp konuşan ya da şarkı söyleyen biri olduğunda dinlemeyi tercih ediyorlarmış. Ay, onlar yazmasa bütün bunları nereden bileceğiz? Allah aşkına Betül, bırak şu saçma sapan kitapları. Burada ben varım. Seni nasıl büyüttüysem bebeğimi de öyle büyüteceğim. Anne vaktim var, okuyorum işte. Fazla bilgi göz çıkartmaz. İyi, hadi bakalım. Oku oku da yarın öbür gün karşıma geçip de ama anne kitapta böyle yazıyordu, ama anne kitapta böyle yazıyordu deme, bak sinir olurum ha. Ben bakarım. Geldim. Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Şey, ben hem küçüğe hediye getirdim, hem de kendi ayılığım için özür dilemek istedim. Gerek yoktu, sağ ol. Betül, lütfen. Bak, bir hata yaptım ve çok pişman. Sana ne kadar değer verdiğimi biliyorsun. Lütfen affet. Peki. Affediyorum. Oldu mu? Olmadı. Gülümsemedikçe de olmayacak. Oo, Erhan Bey. Yine ortalığı karıştırmaya mı geldiniz? Ne olur siz yapmayın bari. Bakın, ben sadece o Cemil denen herife sinirlendiğim için... yani Betül ile çocuğunu korumak istedim sadece. Betül ve çocuğunu korumak için Betül'ün Cemil'den hamile olduğunu söylediniz, öyle mi? Anne tamam, ben hallediyorum. Ne olur arkadaşın olarak yanında olmama izin ver. Yaşadığımız onca şeyden sonra en azından bu kadarını hak ediyorum, değil mi? Doğru olur mu bilemiyorum. Lütfen bak, yoksa kendimi asla affetmeyeceğim. Peki. Bizim için yaptığın onca iyilikten sonra elimden geleni yaparım. Ama hiçbir şey için söz vermiyorum. Tamam. Şimdilik bu kadar da yeter. Tamam. Şimdi güle güle. Görüşürüz. Bu güller nereden çıktı? Yanlış soru sordum. Ne zaman gördün Cemile? Dün gece. İçip içip arka bahçeye girmiş. Allah korumuş da baban görmemiş kızım. Ay, hiç akıllanmayacak bu çocuk vallahi. Yani ikinizin yine başını derde sokacak ya. Allah. Ben elimden geleni yapıyorum. Sürekli peşimi bırakmasını söylüyorum ama dinlemiyor. Sen gerçekten istemiyor musun Cemile kızım? Ha? Bitti mi yani? Benim ne istediğimin bir önemi yok. Bitmek zorunda. Bitecek. Onca acıyı, onca zorluğu göze aldıktan sonra ne oldu da vazgeçtin İffet? Betül'ün bebeği yüzünden mi yoksa? Sadece o değil. Birlikte olmamız için tek bir sebep var. Sevgimiz. Ama birlikte olmamamız için milyonlarca sebep var. Babam, Nimet, masum bir bebek. Ben artık kendimi düşünmüyorum. Sadece huzur istiyorum. Herkes için huzur. En doğru kararı vermişsin kızım. Ama Cemil kolay kolay peşini bırakmayacak. Zamanla o da anlayacak. Hele bir de bebeği olunca. Daha kolay anlar.
iyi misin? Sanırım. Gerek yok. Nasılsın? İyiyim. Sen? Zamanla her şeyin daha iyi olacağına eminim. Aslında seninle daha önce konuşmak istedim ama fırsat olmadı. Yaptığın her şey için minnettarım Nil. Bizim hayatımızı kurtardığın için. Her şeyden önemlisi polislere gerçeği anlattın. Önemli değil. Ben sadece olması gerekeni yaptım. Aslında ben seni hiç üzmek istemezdim. Sen çok iyi bir insansın. Bundan sonra ne zaman istersen yanında olacağıma sana söz veriyorum. Kendine iyi bak. Sen de. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hadi gidelim. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Yürüyeceğim. Dedikoducular ne olacak? İşleri güçleri yok, milletin huzurunu kaçırsınlar. Boş ver ablacığım. Konuşur konuşur susarlar, ne olur. Geçmiş olsun İffet, hapisten çıkmışsın. Cemil'le de hemen evlenirsiniz artık. Sana ne? İşiniz gücünüz yok mu sizin? Allah Allah ya. Mehmet, hadi. Bereket versin abla. Hayırlı sağ işler. Olasın. Ahmet nereye? Eve gidiyorum benim ya. Gel beraber yiyelim. Bizim hanım mis gibi mantı yapmış. Sağ olasın Nurettin ama beklerler şimdi. Ya telefon açarız. Ne var? Gel işte. Hadi naz yapma. Hadi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Seni ilk gördüğümde de böyle kızmıştın. Hatırlıyor musun? Sana bir sürprizim var. Senin yaptığın hiçbir şey istemiyorum. Sen bilirsin. Ben de gider seni evin önünde beklerim. Ne de olsa gül yüzüme dayanamazsın. Allah Allah. Dayanamazmışım. Görürsün bak nasıl dayanıyorum. Abla sanırım haklı. Evin önünde bekleyemez. Babam öğle yemeği için eve gelirse mahvoluruz. Eyvah. Sen tut şunları. Benim gidip engel olmam lazım. Abla nasıl yakalayacaksın? Kestirmeden gideceğim. Hay Allah'ım ya. Beni peşinden koşturdun, mutlu musun? Benim tek isteğim seninle konuşmak. Yanına bile yaklaşamıyorum. Bu beni delirtiyor. Tamam.
İşte konuştuk, ne olur artık git, birazdan babam gelir. Asıl söylemem gereken şeyi sana söylemedim. Ben Nil'den boşandım. Umurumda değil. Gözlerin öyle söylemiyor ama. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Ne yapıyorum? Sanki 17 yaşındaymışız gibi hiçbir şey ciddiye almıyoruz. Ama değiliz Cemil. Bu da bir oyun değil. Evet. Hiçbir şeyi ciddiye almıyormuşum gibi gözüküyor değil mi? Ama öyle değil. Ben sadece sensizliğe katlanmaya çalışıyorum. Üfet yoksa ben kafayı yiyeceğim. Cemil benim için de kolay değil. Ve sen daha da zorlaştırıyorsun. O zaman bırak kurtar ikimiz de. Çok şey yaşandı. Evet çok şey yaşandı. Ama hepsinin hesabını biz çektik. Bitti. Anlıyor musun? Bitti. Yine de imkansız. Ben imkansız olanı istiyorum. Cemil, ne olur hadi git. Bak babamı düşünmüyorsun. En azından Betül'ü düşün. Hamile kız. Biliyorum. Allah kahretsin. O zaman öyle davran. Doğru olanı yap. Doğru olan senin yanında olmam. Cemil. Gerçekten benim artık gücüm yok. Ben ikimiz için de mücadele edeceğim. Ne kadar kovsan da her gün geleceğim. Ben seni her gün daha çok seveceğim. Ben seni unutacağım. Boynundakini niye takıyorsun o zaman? Cemil, tamam bırak. Ben benim oğlunu bırakmam. Dilek Hanım seninle konuşmak için ısrar etti kızım. Ne istiyorsun? Kavga etmeye gelmedim. Tahmin edebileceğin gibi ben de senin yüzünü görmeye hiç hevesli değilim. Ama bir daha birbirimizi görmememiz için bazı şeyleri netleştirmemiz, halletmemiz gerekiyor. Ne gibi? Ali İhsan'ın mirasından kendi isteğinle vazgeçmeni istiyorum. Yoksa senin de ailenin de başını ağrıtmaya devam ederim ve ölene kadar benden kurtulamazsınız. Senden korktuğum için değil. Ama benim olmayan bir şey almaya niyetim yok zaten. Ali İhsan'ın hiçbir şeyini istemiyorum. Güzel. O zaman imzalaman için gerekli evrakları sana gönderirim. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kalbim, huysuz ve tatlı kalbim. Ben bu şarkının kime gittiğini anladım galiba. Şansını zorlama çocuk. Şeyi merak ediyorum be abi. Senin gibi bir adam öyle bir kadına nasıl aşık olur? Yani aşk gelince akıl gider derler ama. Bak çocuk, beni tanımıyorsun. Dersin pistir. Haklısın. Ama sen de hiç anlatmıyorsun. Anlatacak bir şey yok. Sıradan bir adamım işte. Nasıl yani? Kimin kimsen yok mu? Var. Bir kızımla bir oğlum var. Neredeler? İkisi de beni bırakıp kaçtı.
Gidebilecekleri en uzak yere gittiler. Ama hak ettim. İnsan babasını niye terk eder hiç anlamıyorum. Baba olmak zordur. Sanırsın ki yanlarında olmak, istediklerini vermek yeter. Ama en önemli şeyi unutursun. Sevgini vermeyi. Onların senin hayatının en önemli şeyleri olduğunu onlara hissettirmeyi. Ben yapamadım. Baba olamadım. Sen çocuk, iyi bir baba ol. Oğluna onun ne kadar çok sevdiğini anlat. Sonra çok pişman olursun benim gibi. Çok. Betül. Çok güzel semizotu yaptım. Hadi gel de ye birazcık. Aç değilim. Sen neye yine kafayı taktın ha? Hiç. Ben senin bilirim içini. Şimdi dokunsam ağlayacaksın. Ne oldu Betül? Hadi anlat. Oğlum mutsuz olacak diye korkuyorum. Babasının aslında onu istemediğini, mecburen babalık yaptığını anlayayım. Ömrün sonuna kadar mutsuz olacak diye korkuyorum. Ben torunumu kimsenin üzmesine izin vermem. Burada onun kapalı gibi anneannesi var. Ben torunumu sonuna kadar korurum. Onun için her şeyi yaparım. Sen de üzme benim torunumu da gel yemek ye. Yoksa seninle de bozuşuruz ha. Tamam anne, geliyorum. Hadi. Eline sağlık kızım, sağ. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Aramızda hiçbir şey yok dedi. Eski sevgilisi kendisi. Bu saatte kim arıyor ki? Nereden çıkmış şimdi? Serpil bir şey söyleyecek herhalde. Belki yeniden birbirlerine aşık olmuşlardır. Efendim Serpil? İffet, seninle konuşmalıyım. Hayır olmaz. Bir sürü işim gücüm var. Sonra gideriz. Tamam. O zaman kapıyı aç, ben geliyorum. Olmaz. Her zamanki buluştuğumuz yere gel İffet. Yani senin dediğin gibi olsun o zaman. Yarın görüşürüz. Hadi konuşuruz. Ne zaman yapacağını kestirmek güç. Serpil illa yarın pazara gidelim diyor. Ben bulaşıkları yıkayayım. Nimet, kızım sen de ablana yardım ediver. Yok yok, gerek yok. Zaten iki parça bir şey. O dizisini izlesin. Ne var, ne istiyorsun? Kolyem bende kalmış. İstemiyorum. Bunu bir daha sakın çıkartma. Bu yaptıkların hiçbir işe yaramayacak. Birlikte olamayacağız. Evet. Sen böyle davranırsan birlikte olamayız. Ama bu seni görmeme engel değil, değil mi? Kaçıyorsun ama kalbim benim bile. Demek ben kendimi bildim bile seni sevdim. Sadece seni. Ama yetmedi. Hep bir eksik, bir fazla.
Ama birbirimizden hiç vazgeçmedik. Ne değişti? Bak beceremedik. Bitti. Bitmedi. Bitmeyecek. İffet'ten uzak dur demedim ben. Kötü bir niyetim yok Ahmet amca. İffet seni istemiyor. Daha ne? O da mutlu değil. Senden uzak, beladan uzak olduktan sonra mutsuz olsa ne olur ki? Onca yaşadıklarından ders almadın değil mi? İllaki istediğin olacak. Hayır. Tam tersi. Ben yaşadığım her şeyden ders aldım. Hayat dediğin şey boşa harcanmayacak kadar kıymetli. Ve sevdiğinin elini tutamadıktan sonra her şey boş. Boş olan senin lafların. Adam gibi adamsan üzerine düşeni yaparsın. Senin yerin Betül'le çocuğunun yanı. Duydun mu? Ben çocuğumun her zaman yanında olacağım. İffet'ten de asla vazgeçmeyeceğim. Bana bak. Sen şu kızın karnındaki Sabi'ye dua et. Yoksa mahvederdim seni. Şimdi git. Ama bir daha kızımın adını ağzına al. Otur kızım, otur. İffet. Niye eski kolyeni takmıyorsun kızım? Şey, ben Nimet taksın diye. İffet. Oturup konuşalım seninle. Bu yaşına kadar hiç karşıma alıp konuşmadım seninle, dertleşmedim. İstediğin gibi bir baba olamadım. Estağfurullah baba. Ya ya. Öyle. Ama bundan sonra öyle olmayacak. Bir derdin olursa gelip bana söyleyeceksin. Ben de elimden geliyorsa halledeceğim. Sağ ol baba. Çok şey yaşadık kızım. Zor şeyler. Ama olsun. Bak. Yine beraberiz. Yeter ki sen doğrudan ayrılma kızım. Zor olsa da hep doğruyu yap. İnsanoğlu nefsine hep uydu mu sonu hayra çıkmaz kızım. Haklısın baba. Biliyorum. Bunları sana boşuna söylüyorum. Sen zaten doğru yaparsın. Kardeşini, halını beni üzmez. Neyse. Hadi sen yat. Thank you.
Dün gece beraber içtik ama sen hala ayılamamışsın bakıyorum. Yok be abi. Canım sıkkın biraz. İffet mi? Başka ne olur ki? İnat ediyor. Haklı. Onca şey yaşadı. Babası da tehdit ediyor. Ne yapacağım bilmiyorum vallahi abi. Bende çareler tükendi. İşte kendin söyledin. İffet'i zorlamanın bir anlamı yok. Sen hep yanlış yoldan gidiyorsun. Önce babasını ikna etmen lazım, İffet'i değil. İyi de nasıl? Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızını isteyerek. Abi o adam beni kapıdan içeri eve almasın. Almasın? Almazsa bir daha gideriz. Olmadı bir daha. Sen duruşunu bozmazsan o da sana güvenip doğruluğuna inanır. Ve belki de sonunda kızını sana vermeyi düşünebilir. Bilmiyorum ki. Biz de kız babasıyız değil mi? Kızımızı alacak adam önce bizim gözümüze girmeli. O biraz zor artık. Bunca olaylardan sonra. Hani İffet için her şeyi yapardın? Ne oldu? Havlu mu atıyorsun? Yaparım. Bizde öyle geri vites yok abi. Güzel. O zaman biz de çikolatamızı, çiçeğimizi alır gideriz. Gitmeyen namert olsun be. İstediği kadar da kovsun kapıdan. Yine gideriz. İffet gözünü seveyim. Kapat şu hamilelik yalanını. Vallahi Ahmet amcanın kulağına gidecek diye ödüm patlıyor. Ay durduk yere adamın kalbine inecek. Olmaz Serpil. Cemil'i zaten uzak tutamıyorum. Bir de yalan olduğunu öğrenirse hiç tutamam. Vallahi bence sen zaten Cemil'i uzak tutamayacaksın. Boşuna uğraşıyorsun ama neyse. Serpil başka çarem yok. Ya dün gece babamın söylediklerini bir duysaydın anlardın beni. Betül'ün bebeği, Ahmet amcanın kalbi, Nimet'in psikolojisi derken olan sana oluyor. Ay böyle ömür geçer mi? Vallahi geçtiği kadarıyla. Efendim kocacığım. Heh Serpil. Hazırlan, bu akşam İffet'i istemeye gidiyoruz. Ne yapacağız, ne yapacağız? Bak ama sakın kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Abi ben de tam İffet'in yanındaydım. Selam söyle. Bak selamı var. Ha tamam, sen de selam söyle. Serpil bak sakın ha. Bu sefer boşarım seni ona göre. Yok artık. Çok ciddiyim bak. Bırak Cemil kendi söylesin. Sevenlerin arasına girme. Ama niye? Sanki ben giriyorum araya. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Allah Allah. Hayrola? Kocacığın kızdırdı mı seni? Aman boş ver şimdi Feyyaz'ı. Sen Cemil'i ne yapacaksın? Vallahi bir planım yok. Vallahi bak, bu Cemil'in senden vazgeçmeye hiç niyeti yok. Ben sana söyleyeyim ben. Serpil vallahi yeter. Cemil, Cemil, Cemil. Ya benim derdim bana yeter. Asıl derdi bu akşam göreceksin sen. Canım oğlum. Seni o kadar çok merak ediyorum ki. Seni kucağıma almak. Kokunu içime çekmek için sabırsızlanıyorum. Baban da yanında olacak doğduğunda. Herkesten, her şeyden daha çok sevecek seni. Alo Cemil, nasılsın? İyi, sen? İyiyim, sağ ol. Şey, ben rahatsız ediyorum ama... Hastaneye gidecektim birkaç test için. Belki sen de gelmek istersin diye haber vereyim dedim. Hem oğlumuzu da görmüş olursun. Ne zaman? Bugün. Bugün olmaz Betül. Bugün çok önemli bir işim var. Yarın gideriz o zaman. Peki. Ne
Ne işin var senin burada? Şey, eğer bir mahalleniz yoksa akşam size gelecektik. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Hayır, gerçekten çok ciddiyim. Kim gelmiş oğlum? Yok artık, yine mi sen? Gittikçe abartıyorsun, farkında mısın? Bu daha bir şey değil. Akşam seni istemeye geleceğiz. Ona haber vereyim dedim. Delirdin mi sen Cemil? Hayatta olmaz. Akşam görüşürüz. Cemil, sen ne dediğinin farkında mısın? Babamın kalbine iner. Ay yok yok. İyice çıldırmış bu. Onca şey yaşadıktan sonra dediği şeye bak. Nereden buluyor bu cesareti anlamıyorum ki. Kızı, benim bilmediğim bir şeyler mi var yoksa İffet? Yok hala. Yani ben uzak dur benden dedim. Belli ki anlamamış işte. Onca şey yaşandıktan sonra gelip bir de istemeye gelecekmiş. Ay benim aklımı koru ya Rabbim. Biz abime ne diyeceğiz peki? Ay tövbe tövbe. Allah aşkına bir şeyler yap. Bak Cemil'le her an gelebilir. Babamın hiçbir şeyden haberi yok. Kolaysa sen söyle be kızım. Ay yine durduk yerde siniri tepesine çıkacak yani. Babamı evden göndersek Cemiller geldiğinde evde olmazsa haberi de olmaz. Vallahi iyi fikir. Nereye göndereceğimizi de söyleyin verin bari. Hadi. Meyhaneye. Meyhaneye gönderebiliriz. Ha. Doğru ya. Neyse. Gelsin de ben söylemeye çalışacağım. Bir ara şu kapıyı yaptıralım. Abi. He. Sen şöyle bir çıkıp hava alsan diyorum. Ne zamandır evde kapandın kaldın. Şöyle bir meyhaneye gitsen diyorum. Arkadaşlarınla. Özlemişindir abi. Yok ya. Hiç canım istemiyor. Hem nereden çıktı bu durup dururken? Yok işte öyle canım. Geçin geçin. Vallahi jilet gibi olmuşsun ha Cemil'im. Sorma. Evde çok güzelmiş. Hayırlı olsun. Güzel, güzel de ya çok trafik var. Fazla kalmayalım. Yoksa Ahmet amcaya geç kalırsak ayıp olur. Evet. Ahmet amcan hala kendindeyse olur tabii. Ağzını ayarı aç bir kızım ya. Ay tamam vallahi hayırlısıyla şu mevzu olaysız bitsin. Yemin ediyorum kurban keseceğim ben. Vallahi şu an benim de aklımdan o geçiyor. Ya bir şey olduğu yok ki. Kötü bir şey yapmıyoruz. Gideceğiz kızı isteyeceğiz. En fazla vermeyecekler. Olacak bitecek işte. Hadi inşallah. Serpil. Ay daha kötü bir şey olmasın manasında. Hadi inşallah. Arif abi ben de kız babasıyım dedi. Doğrusu bu deyip kestirip attı vallahi. İyi demiş de. Nerede Arif abi? Oraya gelecek. Serpil yardım etsene şunu. Hadi çıkalım o zaman. Hadi. Hadi çıkalım. Betül. Ay kızım gene mi iş yapıyorsun ya? Maşallah yani bugün hiç oturmadın. Ne yapayım anne canım sıkılıyor. Sıkacağın iyidir kolay çıkmaz. Ama biraz dinlenmen lazım artık. Of. Anne! Betül! Anne! Otur! Anne! Otur! Derin nefes anne. Al! Betül derin nefes al! Anne! Dur bir kızım. Bir şey olmayacak. Korkma kızım. Korkma. Ne oluyor? Hepiniz öyle karşıma geçmiş gözlerinizi dikmişsiniz. Yok bir şey abi.
Kızlar şöyle bir çıkıp hava alsak diyorlar da. Bu saat. Olmaz. Saat daha erken baba. Biraz hava alsak. Hem dondurma da yeriz baba. Lütfen. Benim bile canım çekti abi. Yani ne zamandır oturmuşluğum yok o sahilde benim. İyi. Hadi bakalım. Hadi o zaman. Hadi o zaman. Sağ ol baba. Al kızım şunu, lazım olur. Nasıl yani, sen gelmeyecek misin? Yok. Canım istemiyor. Hem halanız başınız olduktan sonra ne fark eder, al şunu. Elbet yani ben kızların başındayım ama abi yani bu saatte hiç olmaz. El alem ne der? Yani tabii. Hadi hazırlanın. Biz hazırız. Hemen çıkabiliriz. Evet. Şunlara bak ya. Gezme deyince hemen hazırsınız. Benim montum aşağıda mı? Aşağıda, aşağıda. Hadi. Abi ne tuhaf adamsın ya. Başta yapman gereken şeyi en son yapıyorsun. Dalga geçme oğlum. Zaten elim ayağım dolaşıyor. Allah Allah. Asuman teyze bu saatte niye arıyor ki? Efendim? Alo Ersin. Ersin ne olursun. Betül'ün sancısı geldi. Çabuk gel. Betül'ün sancısı mı tuttu? Daha erken değil mi? Ersin gevezeliği kesle, çabuk gel. Alo. Betül iyi mi? Hayır iyi değil, iyi değil. Çabuk gelin ne olur. Baba dondurma yer misin? Çek şunu be. Koskoca adamın sokakta dondurma yaladığı nerede gözükmüş? Sanki siz kendi dondurmanızı yediniz de. Birden canım çekmedi baba, ne yapayım? Bu gece sizde bir haller var ama neyse. Nasıl olsa yakında ortaya çıkar. Yok canım. Ne olacak ki abi? İyi. Tamam. Nasıl olsa havanızı aldınız. Şimdi yürüyün. Baba biraz daha kalsaydık. Evet baba, daha geleli bir saat bile olmadı. Bana bak. Ne oluyor size? He? Söyleyin bakalım. Söylesenize. Benim yüzümden baba. Ablamla halam okul meselesini konuşmak istemişti. O mesele çoktan kapandı. Bundan sonra okul falan yok. Ama abi... Aması maması yok. Ben dediğimi dedim, o mesele de kapandı. Hadi şimdi yürüyün eve. Sen üzülme. Ben bir şekilde halledeceğim, tamam mı? Söz. Derin nefes al, bak geçecek, göreceksin ne olursun. Anne çok erken, daha hazır değil anne. Sen bunları düşünme ne olur Betül. Her şey çok iyi olacak. İkiniz de iyi olacaksınız. Ne olur kızım sen derin derin nefes al, derin nefes al. Geldiler. Dur. Ne olur çabuk olun. Betül. Cemil bebeğimiz, Cemil. Hiçbir şey olmayacak, merak etme. Tamam, tamam canım, sakin ol. Hiçbir şey olmayacak. Tamam, bebeğim. Korkma, korkma, hiçbir şey olmayacak. Hadi bakalım, çayı içtiyseniz ben hesabı ödeyeyim. Siz de yavaş yavaş toparlanın, çıkalım. Aramadı değil mi? İstemeye falan geleceği de yoktu zar. Boşu boşuna yüreğimize indirdi yani. Niye böyle bir şey yaptı anlamadım ki. Aklı beş karış havada da onda. Kapat. Kapat şu telefonu. Ararsa da bulamazsın. Bebeğime bir şey olmasına izin vermeyeni yalvarırım. Tamam kızım, merak etme. Doktorlar ikinizi de kurtaracak. Cemil. Cemil bana bir şey olursa...
oğlumuza iyi bakacağına söz ver lütfen. Merak etme, bir şey olmayacak. Neredesin kızım sen ya? Cep telefonunu arıyorum, kapalı. Akşam evden arıyorum, kimse açmadı. Dışarı çıkmıştık babamlarla. İçeri gelsen. Yok yok, hiç içeri girmeyeceğim. Ay İffet, akşam neler oldu bir bilsen. Ya Cemil'le... Cemil'le ilgili bir şey duymak istemiyorum Serpil. İffet, Betül dün akşam doğum yaptı. Biz dün bütün gece hastanedeydik. Sana da ulaşmak istedik ama... Bebek nasıl? İffet çok küçük. Hemen küveze aldılar. Betül iyi mi? Değil. Perişan olduk. İyi misin kızım? Ağrın mı var? Çağırayım hemşireyi, ağrı kesici yapsın mı? Oğlumun yanına götür beni anne. Onu görmek istiyorum. Kızım, biraz toparla kendini, götüreceğim söz. Anne onu görürsem daha iyi gelecek. Tamam Betül, ama hemen gidip geleceğiz, tamam mı? Tamam. Dur, dur yavaş. Yavaş, zorlama kendini. Ben hallederim anne. Betül. Çok güzel değil mi? Sen niye kalktın? Oğlumuzu görmek istedim. O kadar güzel ki. Bütün acılarım geçti. Çok küçük. Çok erken doğdu çünkü. Benim yüzümden. Daha dikkatli olmalıydı. Çok güçlü bir çocuk, baksana. Bir şey olmaz, ona dayanır. Ona bir şey olursa ben yaşayamam Cemil. O benim her şeyim. Ona bir şey olmayacak, merak etme.